Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın orta ve kısa menzilli nükleer kapasiteli füzelerin üretimini yeniden başlatabileceğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Washington'da düzenlenen NATO zirvesi öncesi ABD ve Almanya ortak bir açıklama yapmıştı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri, Tomahawk seyir füzelerini ve diğer uzun menzilli silahları 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacağını duyurmuştu. Rusya'nın bu hamleye tepkisi sert oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, deyim yerinde ise savaş naraları attı. Konuya cevaplarının askeri olacağını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanma gücü dolayısıyla St. Petersburg'da düzenlenen törende bu konuyu gündeme getirdi. Amerika ve Almanya'yı açık açık tehdit etti. Rus lider bu hareketin soğuk savaş benzeri bir füze krizi tetikleyeceğini söyledi. Nükleer başlıklı füzelerin üretimini ise yeniden başlatabileceğini kaydetti. Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki uydularının ve dünyanın diğer bölgelerindeki eylemlerini dikkate alarak aynı önlemler alacağız ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin benzer füzeleri Avrupa ve Asya'ya getirmesi durumunda Rusya'nın kendi füzelerini nereye konuşlandıracağını yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Rusya Deniz Kuvvetleri St. Petersburg şehrinde donanmayla geçit töreni düzenledi. Putin bu görüntülerde adeta Amerika ve Batı'ya karşı güç gösterisi yaptı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bayrağı göndere çekildi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı törende Çin, Hindistan ve çeşitli Afrika ülkelerinden de temsilciler hazır bulundu.